Tilki ile Karga Masalı. Karganın biri ağzında kocaman bir etle bir ağacın dalına konmuş. Oradan geçen bir tilki de kargayı o şekilde görünce kendi kendine düşünüp "O eti kargadan nasıl alabilirim acaba?" demiş. Yavaşça karganın konduğu dalın altına gitmiş ve son derece kibar bir sesle "Günaydın karga kardeş. Bugün çok güzel görünüyorsun. Kanatların da çok parlak." demiş. Karga söylenenlere aldırış etmeyince tilki konuşmaya devam etmiş. "Göğüsleriniz bir kartalınki gibi. Hele tırnaklarınız, affedersiniz, pençeleriniz diyecektim. Pençeleriniz de çelik gibi sağlam görünüyor." demiş. Tilkinin sözleri karganın çok hoşuna gitmiş. Ama yine ses çıkarmamış. Sadece göğsüne ve tırnaklarına bakmış. Tilki pes etmemiş. "Ah ah, bir de sesiniz güzel olsaydı, kuşların kralı olurdunuz." demiş. Tilki böyle deyince karga birden toparlanıvermiş. "Sesimin neyi varmış ki? Bu tilki benim şarkılarımı işitmemiş galiba. Şuna güzel bir şarkı söyleyeyim de görsün güzel miymiş, kötü mü benim sesim?" demiş. Kuyruğunu sallayıp kanatlarını da bir kartal gibi açmış ve gatlamaya başlamış bizim karga. Ağzını açıp kendince şarkı söylemeye başlamış ama et de ağzını açar açmaz ağzından düşmüş. Kurnaz tilki eti daha yere düşmeden havada hop diye kapıvermiş ve afiyetle yemiş. Karga ne olduğunu anlayamamış. Tilki kendisine aptal aptal bakan kargaya dönüp şöyle demiş. "Ey karga, doğrusu güzelliğine de sesine de diyecek yok. Ama kuşların kralı olman için biraz aklın eksik." Tilki kurnazlığını yapmış, karganın ağzındaki eti kapıp karnını bir güzel doyurmuş. Siz olun, masalımızdaki karganın düştüğü hataya düşmeyin. Başkalarının dolduruşuna gelip de bir iş yapmaya kalkışmayın. Sonra karga gibi elinizdeki yiyecekten olursunuz. Masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri dolduruşa gelmeyenlere, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.